Nasıl çıktım ona bir anda? Ya Batı Sepsiyon. Korku filmi gibi değil mi? Döndüm. Hepinize yeni bir vlogtan daha merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün bayağı yoğun bir gün. Akşam üzeri şu an vloga başladık. Böyle güzel çiçeklerle yine başladım. Eşim benim sabahtan bankada birkaç iş vardı, onları halletmeye gitmişti. Dönüşte en sevdiğim nergislerden almış ve bu birazcık böyle kısa sürede soluyor. O yüzden üzülüyorum ama mis gibi kokuyor şu an. Bu kokuyu sizlere böyle gönderiyorum. Gerçekten. Of, çok seviyorum ya, şu kokuya bayılıyorum yani. Hemen suya koydum. Şimdi bugün Almanya Schengen vizesi için konsolosluğa gidiyoruz. Çok makyaj yapmak istemedim. Hiç yapmadım hatta. Şu an hiç makyaj yok. Belki biraz maskara süreceğim. Onu da yanıma aldım. Arabada sürerim herhalde. Makyajsız gezmeye alışınca böyle bir süre makyajsız geziyorum. Siz de öyle misiniz? Şu an mesela hiç makyaj yapasım yok. Konsolosluğa gideceğiz. Sonra Batu'yla birlikte bir kahve içeriz. Bir yerlerde yemek yeriz belki. Kaan da sanırım bizimle. Bankadan dönüşte Kaan da gelmiş. Şu an arabaya indi Batu. Arabada. O da konsoloslukta bir işi varmış. Ondan sonra onlar Berk'le buluşacaklar. Biz Batu'yla birlikte herhalde yemek yiyeceğiz. Sonra ben Sıla'yla buluşacağım. Batu Berk'le buluşur. Sıla'yla baş başa bir muhabbet edeceğiz. Böyle kız kıza. Özledim onu da. Bugün uçuştan gelecek. İşte 8.30 gibi onunla buluşacağız. 11'e kadar falan herhalde, 12'ye kadar birlikte oluruz. Böyle siz de benimlesiniz. Bugün de vloga başladım. O zaman hadi bakalım çıkıyoruz şimdi. Görüşürüz. Yani konsolosluğa gidelim biz bir. Ondan sonra görüşürüz. Bu arada çıkmadan hemen size şu üzerindekileri göstereyim. Bu peluş kabanımı hep soruluyor. Yani ne zaman giysem bu soruluyor. Bunun aynısı yok. Şu an Mango'dan almıştım ben geçen sene. Ama aynısını üretmediler. Ama çok benzerleri var yani. Ben bulursam zaten her videoma kıyafetlerimi falan etiketliyorum. Şu da Milla'nın. Çok güzel bir böyle süveteri. Bunu gömleklerle de çok güzel, böyle kemerle falan müthiş oluyor. O şekilde de giyiyorum. Bu kemer vat kalının. Ben bu şekilde uzun bırakmayı seviyorum. Hani şuradan şöyle değil de şuradan şöyle bırakmayı daha çok seviyorum. Bu kot da Milla'nın en kaliteli, yani alabileceğiniz en kaliteli kotlarından yanı bu şekilde. Zara muadili yani, müthiş bir kot. Bunun farklı renklerini de alacağım. Gerçekten kalıbı falan. Bakın müthiş bir duruşu var. Milla'nın kotlarına bayılıyorum zaten. Ayakkabı da Bershka'nın. Bu da aşırı rahat bir topuklu böyle bot. Müthiş. Yani çok seviyorum. Bir de şu çantamı taktım. Bu çanta da Zara'dan. Böyle bir renk versin diye bunu bu şekilde bordo taktım. Bordo değil de böyle kahverengi, acı kahve gibi bir renk. Bu şekilde bunu zaten alırken size birlikte göstermiştim. Hadi bakalım çıkıyoruz. Hmm.
Yağmurlu bir İzmir havasından daha esneyen bir yağmurlu İzmir havaları beni çok yoruyor. Kaan da bizimle. Kaan konum aldı mı? Biyometrik fotoğraflarımızı Schengen vizesi için tekrar revize edip çıkarttırdık. Gidiyoruz bakalım. Alacağız. O vize alınacak. Bugün alınacak. Bugün veriyorlarmış bir de işte ne güzel olmuş. Oo diyormuş Botan Bey, vize ne demek? Ne demek vize? Tabii ülke sizin, ülke. Siz gelmek isteyeceğiniz de Papa ve Cumhurbaşkanları falan benim için. Evet, bize özel bir karşılama yapacaklarmış havalimanında. Ne güzel olurdu. Ay damatlıklara bak arkasına. Kraliçe falan gelecekmiş. İngiltere'den yani beni gör. Anladık, atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun. Kesin gelir zaten. Kraliçe seni bekliyor aşkım. Kaan evrakları almaya gitti hemen şuraya. O onları alırken Batu dedi ki kargo geldi sana dedi. Arabada bile kargo açma potansiyeline sahibim. Böyle bir şey yok. Dedim ki beklerken kargoyu açayım size. Sanırım bu hediye gelmişti bana Pierre. Evet hediye. Çok severim. Hediye. Yılbaşı hediyeleri bitmiyordu. Ben gelmeden hemen açmak istiyorum. Kesici bir şeyin var mı? Biz arabada keseceğim işte şimdi. Anahtar var. Her şeyle açarım ya. Böyle bir şey yok. Bana kargo olsun artık. Ustalaştım. Oh. Ya bizim çizimimizi yapan birisi vardı. İsmini hemen söyleyeceğim. Ve çok tatlı. Sağ mı? İçine bakmayı unutma, uzun yolda kırılmasın diye bu araya koydum demiş. Ya kitap ayracı. Hem de biz. Çok güzel değil mi ya? Bayılıyorum böyle anlamlı hediyelere. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten şu an. Renault var. Ben hani size yılbaşında hediye vereceğimi söylemiştim ya. Onlar arasından seçtiğim bir kızdı bu. Büşra. Yani yorumlar arasından seçmiştim Instagram'da. O da bana ben de senin çizimine hediye sana yollamak istiyorum. Hatıra kalsın demişti. Hesabını da böyle yine tekrar paylaşayım buradan. Bu şekilde çizimler yapıyor. Güzel ya. Çok hoşuma gidiyor böyle gerçekten emek harcanıp gönderilmiş hediyeler. Merhaba İbrucuğum. Benim için sizi çalışmak çok keyifli, özeldi. Umarım beğenirsiniz. Baktıkça beni sana hatırlatsın. Biz de sizin gibi lise aşıklarıyız. Bu yüzden sizi kendimize çok yakın hissediyoruz. 25 Haziran'da düğünümüz var. Ben de şimdiden hediyem için çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığımızda çok memnun oldum. Bir gün karşılaşıp uzun uzun sohbet etmeyi çok isterim. İnşallah karşılaşırız. Çok mutlu oldum ve tebrik ederim şimdiden. Mutluluklar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz şimdi işlerimizi halledelim. Evde tekrar onları yerleştirirken gösteririm size. Dror'a geldik. Bakalım neler söyleyeceğiz. Çok mu açsın? Çok açsın tabii. Evet açım ya. Bayağı açsın. Yaşlanmışlar bu şekilde. Çorba, meze. Ben burada bir şey yemiştim. Barbekü soslu. Neydi barbekü soslu? Tavuk konfile yedim galiba. Ha, pardon, teriyaki soslu tavuk bandı yedim ben sana. Ekmek mi yedin? Ya teriyaki soslu bir şey yedim. Teriyaki soslu tavuğun kendisini yemişizdir. Evet ama şu an Meryem'de bulamadım. Tavuk yemeklerinin arkasında. Evet şu teriyaki soslu tavuktan yedim, bayağı güzeldi. Tamam, onlar mı yiyeceksin? Şu anda şöyle bir aparatif patates söyledik. Şimdi yemeklerimiz gelecek. Burada baksanıza. Şeyler ne kadar güzel, bayıldım. Üşürsem bunu alırım size. Hem de kombinimle de uyumlu. Arkadaşlar hallettik. Bütün vergilerimizi verdik. İçeride çekim yaptırmıyorlar. Bu yüzden çekemedim zaten. Şimdi konak bir yere geldik. Yemek yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Size şu denizi göstermek istedim. Bakın. Tertemiz İzmir Körfez Denizi. Martı falan. Yağmurda uçuyorlar. Teknolojiye bak be. Dün hava fırtınalı olduğu için bütün gemiler falan burada limanda, Körfez'de hepsi demir atmışlar. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Teriyaki soslu tavuğum geldi. Sunumun güzelliğine bakar mısınız? Şu bağlama olayına bittim. Batu da pizza söyledi. Ben bugün salaş takılıyorum. Tam et söyleyecektim sonra pizzaya döndüm. Öyle ben de canı teriyaki sos istediği için bundan söyledim. Yağmur da yağıyor böyle. Şimdi eve geldik. Ben az önce yani siz yemek yerken izlediğiniz hikayelerimi kameranın ayarını galiba bozmuşum, yanlışlıkla bir tuşa basmışım. Zoomlu olarak çekmiş.
Yani kamera şu elimdeyken bayağı yakın olarak çekmiş. Şu an fark ettim. Şimdi bir kahve yapacağım güzelce. Dünden de ekler almıştık annemle biliyorsunuz. Onları yiyelim dedik. Sıla ile buluşmamızı iptal ettik çünkü Sıla'nın uçuşu röter yapmış. Normalde 8.30'da buluşacaktık. 9.30'a sarkacaktı. Yani 9.30'dan sonra da oturacak bir yer bulamayız diye. Artık onunla pazar günü 2 gün sonra falan buluşacağız. Öyle yani arkadaşlar. Vizemizi başvurduk bu arada. Kahve yaparken onu konuşalım. Bir sıkıntı olmazsa, yani olmayacağını düşünüyoruz. Bütün evraklarımızı eksiksiz teslim ettik. 3 aylık almayı düşünüyoruz. Yani 3 ay konaklamalı şekilde. Umarım alırız. Onun haricinde Amerika vizesine de başvurmuşken başvuralım diyoruz. Ama Amerika vizesi çok uzun süreli tarihli veriyormuş şu an. Umarım onu da alabiliriz. Yani şey olarak değil, vize almada bir sıkıntı yok. Hani gider konuşuruz orada, direkt İstanbul'dan almamız gerekiyor. İzmir'de yok. Orada İstanbul'dan, İstinye'nin orada. İstinye'de bir konsolosluk var. Oraya gideceğiz. Onun belgelerini verdikten sonra bir de mülakat oluyor. Sonra 10 yıllık alıyormuşsun. Direkt 10 yıllık alıyorsun ama şu an randevu alması 2023'e falan sarkabiliyormuş. Hayatımı kaybettim. Ben galiba senin şarj aletini aldım. Senin şarj aletin galiba... Şarj aleti benim miydi? Evet galiba ya senin... Bayağı. Kendi şarj aletin diye. Benimki koltukta mı, bir bakar mısın? Yani şuraya asılı. Çıkarmadıysam o seninkisi. Bu şarj aleti. O zaman o benimkisi. Ya, sen kaybetmişsin. Şarj aletini kaybetmişsin. Ben söyleme ha. Hayır o benim işte. Bak böyle tarzı şeyi yatırıyorum benim. O senin mi? Evet. Benimki nerede o zaman? Sen niye benim şarj aletini yürüttün? Yürütmedim ben. Ben şu yeni aldığım kuponla yapmak istiyorum. Bununla. 8, 12, 11. Of yapıştır. 11. Hangisi? Eni örümü. Bak. Ben bu sefer önce seninkisini yapalım o zaman. Tamam bebeğim sor. Ben bu sefer vanilya etli olanından deneyeceğim. Bu var mı burada? Neymiş bu? O varmış orada. Bu aynısı değil mi? Tamam. Aaa karıştı hepsi. Bravo yani. Bir dakika üstünde yazıyor mu? Yazıyor. Skuro. Şunun bir çeşidi ama bak. Onun bir çeşidi. Vanilya ekleyir. Bunu deneyeceğim bu sefer. Bolito diye bir şey daha var şu. Sen Lungo içiyordun değil mi aşkım? Evet evet. Koymamıştın değil mi içine? Hayır aşkım. O kırmızıyı koyacağız. Böyle sert bir şey olsun, ne olur. Benim sert kahvem bitti ya. İçiyorum Allah'ım, nasıl hafif geliyor, nasıl hafif geliyor. Hafif gelen kahvenin de internet sistemini diyor 8 ol. Of, o kadar güzel kokuyor ki şu an. Bayağı ağır bir kahve delicious, kokuyor. Delicious. Çok iyi kokuyor. Allah! Kayfem oldu. Kayfem oldu. Var ya, o kırmızının yanında bir tane siyah var, simsiyah. Acı acı. Allah'ım, Allah'ım. Tantiki aldın yine. Merhaba. Hi guys bro. Hi guys bro. Şey değil mi bu? Kafalar. Oo, bayağı acı kokuyor. Allah'ım. Peki. Ya zehir iç zehir. Ne dedi? Kahve değil bu zehir. Zıkkım iç zıkkım der gibi. Zehir iç zehir. Hayır bu zehir ya. Ahlaksız zehir gibi. Adam. Ben de vanilya. Benimki de süt. Süt iç süt. Oh. Güzel mi? Aman yarabbi. Böyle var ya enerjiyi hissediyorum enerjiyi. Ay. Ne acı. Var ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ay bu kahve değil ya, bu başka bir şey. Bu bildiğin çekirdeği çiğniyormuşsun gibi. Ya gidiyorsunuz ne olduğunu neyse. Bilmediğiniz kahveler içiyorsunuz. Nescafe... Of yeter artık, ben vanilya seviyorum. Üçü, ben yumuşak üçü için. Bir arada, beşi bir yerde. Böyle bir Nescafe mi olur? Bir dakika İşten ben sana vanilya. Vanilyaya bu sefer yine tafinat koyacağım. Sende var ya. İyice tatlı. Yani daha ne nasıl? Bal içeyim ben, sütlü bal. Ballı süt içeyim. Yani ballı kahve. Onun güzelse onu not alalım, bir daha al. Yani çok sert sevenler için güzel bu arada. Benim için ağır yani. 13'müş. Bu full. Bundan daha serti yok. İspirizone, Napoli bir şey diyor. Dur ben geçeyim bir. Sen işini rahat rahat hallet. Bir saniye canım. Ama bir dakika sen de burada benimle beklemelisin. Tamam. Sensiz yapamıyorum. Sen su tuşa basamıyorum. Hayır bir dakika. Şimdi ben bazen çünkü bunda fail yapabiliyorum. Bu sefer ne yapacağım ama biliyor musun? Ne yapacaksın? Kafe latte yapacağım bu sefer. Latte deneyeceğim. Latte macchiato. Latte macchiato yapıyorum zaten. Latte macchiato güzel. Kafe latte o zaten sütlü bir şey. Yani latte dediğin şey süt, daha sütün daha baskın oldu. Sen şu an zaten sütlü yaptığın şeyde daha baskın kahveyi kırman lazım. Sen hep süt kullanıyorsun. Sütü bal. Ama öyle yapılır. Bas. Hayır onu hiç denemedim. Bu sefer latte yapıyorum. Ya yap bebeğim ya. Senin dediğin latte. Her şey çok güzel olur zaten. Fotoğraf çekeceğim diye üstüme kahve döktüm.
Görün görün ne emeklerle çekiliyor fotoğraflar, o postlar ne zorluklarla atılıyor. Instagram'a hikaye çekeceğim diye döktüm ya. Bu arada size bir şey söyleyeceğim bakın. Normale göre şu an bayağı köpüklü yapması gerekiyor ama şu an sanki az köpük yapıyor gibi. Bu hani makinenin bir temizliğini falan mı yapmamız lazım? Yoksa bu bir sorun mu? Eğer mesela bu makineyi kullananlar varsa bana yorum yapabilirse çok sevinirim. Önceden çok köpüklü ve kaşıkla yenebilecek kadar bir köpük yaparken şu an sanki daha az yapıyormuş gibi geliyor. Bu arada sütü değiştirmeyi denedik. Laktozsuz süt almıştık. Evet, laktozsuz köpüğü az yani şu evet an. Ya baya böyle 5 parmak köpük yapıyordu böyle. Şimdi tırt. Espresso. Duy bizi. Hayır ya o kadar şeyle aldık bunu. Hevesle aldık hevesle. O kadar indirim kovaladık bütün takipçilerimle birlikte. Sizde öyle bir sorun olan var mı? Bende mi böyle bir sıkıntı var? Onu hiç çözmemiz lazım. Yine nazar mı değdi boyutlar arası ya? Ay. Nasılmış? Bu bayağı hafif. Şimdi evin erkeğinin yapması gereken bir şey yapıyormuş o. Su dolduruyor. Şişeye su dolduruyor. Evin erkeği olduğumun kanıtı bu. Ya sen evin erkeği misin ya? Ben bu evin erkeğiyim. Ben tabii yerim ya. Ben de bu evin kadınıyım. Aferin sana. Aferin. Böyle aferin devam. Koçum. Aslan aslan. Aslan böyle devam. Koçum koçum. Of üstümü değiştirmek istiyorum. Zaten bu var ya her şey lekelendi. Kadın bir çay demle de içecek. Aşkım çay yapsın ya. Makine. Basit çürüyormuş. Basit şeyleri yapsın. Bu şu an bana göre de çok. Tam İspanyollara döndüm ben. Bol bol espresso içiyorum. Sürekli değişik zaman dilimlerinde ara sıra böyle 15-20 dakikalık uyuyorum. Siesta. Az önce geldik koltukta böyle uzanıyorduk. Bir baktım uyumuş. Her yerde uyuyabiliyordu. Her yerde. Böyle 10 saniyede uykuya dalabilme şeyi var, özelliği sadece var. Sadece huzurlu hissettiğim yerlerde uyuyabiliyorum. Ama gerçekten ya böyle bir şey nasıl yapabiliyor bilmiyorum. Benim uykuya dalma sürem en az yarım saat. Ben hemen öyle uykuya dalamam. Çok özeniyorum ya sana. Gözünü kapatıyor şöyle 9 saniyede falan saydım geçen. Bir de böyle uyandığında sanki bir rüya görmüş de uyanmış gibi uyanıyor. Sanki saatlerdir uyuyor gibi uyanıyor. Öyle bir yetenek. Öyle uyuyan insanlar hep özenmiş. Doktor pide var ha. Onu yemeyeceksek şey veririm, köpeklere veririm iyisinde. Aç ağzını. Hayır sen ye. Aç bakalım ağzını. Göm. Tek 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 tek. Tek tek tek. Tek. Attın tek attın ya. Dene bir dene. Hadi challenge. Ekler tekleme challenge. Bak tek tek değersen kilo yapmıyormuş. Hani vücut hissetmiyormuş. Ben ne gitti falan anlayana kadar ama gitti. Az önce birazcık kitap okudum, kahvemi içtim, dinlendim. Aradan 1-2 saat geçti, şu an tekrar devam ediyorum. Yeni okuduğum kitap Kaygı Döngüsünü Kırmak. Bunu okuyorum. Hani her seferinde size artık söylüyorum. Çok güzel bir kitap. Hatta özellikle benim dikkatimi çeken bu kitapta spor yapın, papatya çayı için bulmaca çözün gibi öneriler yok diyor. Güzel bir kitap yani, tavsiye ederim. Ben de böyle okudukça sizinle zaten okuduğum kitapları paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada şu an bir haber aldık ki birazcık böyle panikledim demeyeyim de birazcık şu an strese girdim. Aşağıda biliyorsunuz biz kayınvalidemler oturuyoruz. En aşağı katta Batu'nun amcası oturuyor. Şu an ortada bizim hemen altımızda. Batu'nun annesi oturuyor, kayınvalidemler oturuyor. Üstte de şu an biz oturuyoruz burada. Burayı işte yaptırdık falan. Şu an ilk olarak dün gece Aleyna korona olmuş. Poyraz da biraz rahatsızdı. Böyle hastaydı. Dün ateş falan çıkmış. Bugün teyzeler, kayınvalidemler test yapmaya gittiler ve Poyraz da pozitifmiş. Ama ikisi de bağımsız aslında. Çünkü Poyraz daha önceden, yani şu an Aleyna'da belirti yok. Poyraz dün bayağı bir hastaydı. Hani biz onlarla hiç görüşmedik bu arada. Telefonla haberleştik de ateş falan çıkmıştı. Poyraz'ın pozitif çıkması biraz sıkıntı oldu çünkü en son 2 gün önce bize arkadaşlarımızın geldiği gün biliyorsunuz aşağıya arkadaşlarımız Poyraz'ı sevelim dediler. O zaman ama Poyraz hasta falan değildi. Yani daha yeni vücuduna virüs girdiyse onlar temaslı oluyor. Yani temaslı ve dolaylı olarak ben görüşmedim onlarla bir haftadır falan hiçbir şekilde yüz yüze görüşmedim. Ama Batu da Poyraz'ı görmüştü yine 3 gün önce. Yani şu an bizde hiçbir sıkıntı yok. Kendime şimdi güzel bir kekik şey yapacağım. Batu'ya da hazırlayacağım. Dün gece de yapmıştım zaten. Ve kum kat yiyeceğim. Bu vitamin olsun. Şunlardan yıkayalım. İyi ki almışım şu an. Full C vitamin depolamamız lazım. Bağışıklığı güçlü tutmamız lazım. İnşallah bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. 3 aşılıyız. Yani Batu 2 aşılı, ben 3 aşılıyım şu an. Ama yine de olmak istemem yani. Niye olayım? Ne olduğu belli değil. Çünkü nasıl hasar bıraktı belli değil. Şu kum katlardan, bunları biliyor musunuz bilmiyorum, aranızda bilmeyenler de vardır. Bu direkt olarak yeniyor. Ve bunun bir tanesi şöyle, hatta 2-3 tanesi falan C vitamin ihtiyacını karşılıyor. Direkt olarak kabuğuyla yiyorsunuz. Çünkü çok vitaminli. Bunu açacağım. Bir de kaynası. Su kaynadı.
arada geçen şu Fresh Up diye bir markanın kilitli poşetinden aldım ama hani normalde size IKEA'nınkisine çok güzel falan diye öneriyorum. Bu arada kekikçeğim demlensin ben konuşurken. Bu aldığım poşet o kadar böyle ince ve tek çıt çıtlı olduğu için yani çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim, böyle çok incecik. O yüzden mesela en uygun fiyatlı aslında. Yani bu böyle uygun fiyatlı diye aldım ama diğerine göre işlemi olmayınca hiçbir avantajı yok. Şimdi bu kum katlardan bunun içerisine koyup donduracağım arkadaşlar. Neden olmasın? Neden dondurmayayım? Bunları yıkayayım. Hem bunlardan böyle marmelat falan da yapılıyor. Yani böyle belki pastaya, keke falan koyarım. Hem de bozulmasın yani. Dolapta çok durunca bozulabilir. Geri kalanı zaten tüketiriz biz de. En azından. Dolapta bir kum katımız eksikti. O da şu an olacak. Böyle de bir insanım arkadaşlar. Bir şey eksik olursa böyle hamileler falan beni arayabilirsiniz. Canınız ne çekerse dolabımda var. Bütün her şey var. Merak etmeyin. Yollarım size. Yeni çıkan yasaya göre şu an, yani yeni çıkan karara göre diyeyim, yasa demeyeyim de, bu temaslılar şu an karantinaya girmek zorunda değilmiş. Bana çok saçma geldi. Biz yine de şu an hani bir belirtimiz yok, hiçbir şeyimiz yok ama ona rağmen önümüzdeki bugün perşembe, pardon bugün cuma bu videoyu çektiğimde, pazartesi salıya kadar falan biz dışarı çıkmayız muhtemelen. Zaten bir belirti gösterirsek direkt gidip test oluruz. Böyle olmadığı için zaten muhtemelen şu an vakalar arttı bayağı. Böyle yarım yarım sıkıyorum. Şunu İngiliz ondan almıştım bu arada. Buna tam uyuyor. Ayrıca o şeyden dökmüyorum. Yani direkt böyle koyuyorum. Akmıyordu bakın. Çok pratik. Bunun fiyatı da bayağı uygun bu arada. Limon ve bal koyuyorum. Müthiş bir vitamin deposu. Ayrıca uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda böyle yatıştırıyor. İşte sınava girecekseniz falan kalp atışını yavaşlattığı için böyle heyecanı azaltıyor. Ama tansiyon hastaları ve eğer başka hastalıklarınız varsa, bazı hani bitkileri tüketmemeniz gerekiyorsa, buna bir doktor kontrolünde için. Ama onun dışında çok vitaminli yani. Ebru önerdi diye de hemen içmeyin yani. Belki tansiyonunuzu falan düşürür, bir şey olur. Tansiyonunuz varsa sakın ama. Aman ah yani. Yani öyle şeyler yapmayın. Şimdi bir bal koyacağım. Bundan da şöyle bir tatlı kaşığı alıyorum bu şekilde. Yeterli oluyor. Biraz daha demlensin. 10 dakika kadar falan demliyorum ben bunu. Bir de şimdi yarından itibaren şunu içmeye başlayacağım. Bu C vitamini. Zade Vital. Eczanelerden alabilirsiniz. Tadı güzel. Böyle içerisinde zeytinyağı ekstresi falan var. Böyle tadı acı değil bildiğiniz. Bir içecek gibi. Yani güzel bir içecek gibi. Böyle acı falan çirkin bir tadı yok. O yüzden eczanenize bir danışın. Gayet güzel oluyor. Bunda takviye yapacağım yarından itibaren. Yine bunları da yiyip C vitamini komasına girme keyfi. O olsun, birazdan görüşürüz. Şu an ilk defa beni bu videoda izliyorsanız, bunun nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorsanız hemen gösteriyorum. Böyle kabuğuyla yeniyor. İçerisi limon gibi düşünün. Kabuğu portakal gibi ama tatlı bir kabuğu var. Hani hepiniz sevmeyebilirsiniz ama emin olun yedikçe böyle insan alışıyor ve ben çok severek yiyorum bunu böyle. Oturuyoruz diye akşam mesela Batu'yla birlikte bunu yedik, bayağı oturduk. Çıtır çıtır yedik. Yani vitamin deposu içinde yalnız çekirdekleri var. Çekirdeklerini yemeyin. Çünkü limonun çekirdeği zararlı. Muhtemelen bunun da çekirdeği zararlı olabilir. Tüm şükürlerden geliyor ya. Böyle değişik bir şey. Ben çok seviyorum. Bunun da bir de reçelini yapıyorlar. Onlar da çok güzel oluyor. Aklınızda olsun mesela reçelini falan yapmak isteyen varsa. Bayağı lezzetli bir şey oluyor. Çok güzel oluyor. Ben şimdi kekik çayımı içeceğim. Artık sonra da mis gibi bir uyku çekeceğim. Önümüzdeki günlerde size yine evden vloglar çekeceğim muhtemelen. Yani şu anki planlamama göre çekim günü olarak belirlediğim günde eğer dışarı çıkamazsam evden bir şeyler çekeriz artık. Sizleri seviyorum. Umarım beni ilk defa bu videoyla gördüyseniz sevmişsinizdir. Bir sonraki videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olup bildirim çanlarınızı da mutlaka açmışsınızdır diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. 100 bin olmaya çok az kaldı. Çok yakında 100 bin olacağız. Tam gaz devam arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bay bay.
like it was the first time. Do you remember? Can I take you there?